Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir hocam. Planlama, planlama, planlama dediniz. Ve bugün planlamanızı tabii ki oluşturdum. Arkadaşlar iki haftada bir planlama yapıyorum. Programlama yapıyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim. O yüzden mutlaka bizim kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Çok işler yapacağız. Sizlere konu anlatıyoruz. Matematikte konu anlatacağız. Soru da çözeceğiz. Çok işler yapacağız. O yüzden mutlaka mutlaka Hasan Hoca'ya yani LGS ve Lise Hocam kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerin tabii ki. Bazıları diyor ki hocam niye önereyim ki ya Allah Allah bir sıfırında başlıyorum zaten diyenler var. Bencillik yapmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımız önereceğiz. Evet tarihimiz 16 da başlayacağız. Yani pazartesiden itibaren başlayıp 30'una kadar devam edebileceğimiz bir programlama yaptım. Çok böyle uzatmayayım. Yani Eylül ayı kısmı bizim için önemli. Programlama bizim için önemli ama önemli ama yapamıyoruz. Ben sizin için yapıyorum. Elimden geldiğince sizin seviye seviyenizde yani genel bir seviyede yapmaya çalışıyorum. Bunu sen arttırabilirsin. Ben 30 yazıyorum sen 40 yaz üzerine hatta üzerine 50 hatta 70 hatta 100. Hocam çıldırmayın falan diyorsunuz. Evet arkadaşlar bazen çıldırıyorsunuz. Hem yani bazıları diyor ki günde 300 soru 400 soru çözmen gerekiyor diyorlar. Arkadaşlar biraz gerçekçi olmamız gerekiyor. Senin yükün zaten ağır. Okulu tekrar etmen gerekiyor. Ödevlerin var onları yapman gerekiyor. İşte ne bileyim özel olarak ek 100, 200 tane 300 tane soru çözmek zor. Ama şimdilik amacınız konuları iyi şekilde oturtabilmek. Ondan sonraki süreçte zaten zaman diliminizde 300 soruları da göreceğiz. 400 soruları da göreceğiz. Merak etmeyin. Yani böyle panik yapmayın bakın. Panikle hiçbir şey kazanamazsınız onu söyleyeyim. Sakin olacağız. Sakin ol. Relax. Relax. Sıkıntı yok. Ve bu relaxla sen zaten birçok şeyi aşacaksın. Merak etme. Bak şimdi bir planlama yaptım. Görünce şok olacaksın. Bak. Burada matematik yazıyor ama re, Rehberlik saatindeyiz aslında arkadaşlar. Planlama saatindeyiz. Şimdi öncelikle bakın. Tarihimiz belli. 16.09.2024 30.09.2024 iki haftalık bir planlama yaptım. Şimdi planlamamıza baktığımızda şöyle hatta biraz büyüteyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir analiz yaptığımızda çarpanlar ve katlarla ilgili konu anlatımlarını zaten yaptınız. Doğru mu? Ebo konu anlatımlarını yarın ben sizlere yapacağım. Oradan konu anlatımları çalışırsanız soru soru çözümlere başlarsınız. Yani çarpanlar ve katlardan 30 tane soru çözmenizi isteyeceğim. Mevsimlerin oluşumundan 30 tane soru, paragraftan 30 tane soru. Okul tekrarında mutlaka pazartesi için okul tekrarını yapın. Hedeflerinizi buraya yazabilirsiniz. Yaptınız mı? Tik işareti koyun. Veya işte soru sayısı soru sayısınız da koyabilirsiniz. İşte ben günde 30, 60, 90 soru çözdüm gibi. Okul tekrarlarındaki soruları da ekleyebilirsiniz. Bakın bu sadece ama sadece ek çalışmanın için gerekli sorular. Okul tekrarında öğretmenin ödev vermiş. Bu ayrı. Bak o ayrıdır. O okul tekrarında geçerlidir. Bu ek olarak çözmen, LGS yönelik çözmen gereken sorular kısmıdır. Tamam mıdır? Mesela EBOPEKOK. Şimdi çarpanlar ve katlar tamam. Sonra EBOPEKOK kısmına geçiyoruz. EBOPEKOK da 32 tane soru çözmeni isteyeceğim. Toplam 32 soru çözmeni isteyeceğim. İklim ve hava olaylarından 32 soru çözeceğim. Paragraflardan 32 soru çözeceğim. Okul tekrarı ve kitap okumayı yapman gelecektir. Yani Salı günü Pazartesi kitap okuma yazmadım. Salı günü kitap okuma yazdım. Yani her güne kitap okuma yazmadım ama yine de ya iki günde bir, bir günde yani genel olarak yoğun bir şekilde kitap okumayı ihmal etmeyeceğiz. Sonra çarşamba gününe baktığımızda EBOB ekop problemlerinden 30 soru DNA ve genetik kod DNA diyelim işte. 35 soru paragraftan 35 soru okul tekrarı ve kitap okuma var. Sonrasında aralarında asal sayılardan 30 DNA'dan tekrar 35 paragraftan 40 ve okul tekrarı sonra kitap okuma kısmında perşembeyi bitirdik. Ondan sonra diğer günlere devam ediyoruz. Şimdi ben buraya arkadaşlar şey yapacağım. Ee, mesela işte Cuma günü biraz daha sözel kısmımız var. Filimsiler, bir kahraman doyuyor, paragraf, okul tekrarı ve kitap okuma. Tüm haftanın tekrarı. Cumartesi günü tüm haftanın tekrarını yapın mutlaka. Ve bu tüm haftanın tekrarı kısmında arkasında arkadaşlar çözemediğiniz soru defterleri oluşturabilirseniz çok tatlı olur. Mesela tüm haftanın tekrarını yapıyorsun çözemediğin sorularla bunu yapabilirsin mesela örnek veriyorum. Yani burada çözemediğin soruları sen biriktiriyorsun bütün hafta boyunca. Burada tüm hafta boyunca çözemediğin o soruları çözüyorsun. Mutlaka önemli. Sonra bunları tekrar çözeceğiz. Tekrar çözeceğiz. Yani biz o soruları yalayıp yutana kadar tamam mı? Yani adımız soyadımız olana kadar bilene kadar o soruları çözeceğiz. Başka yolu yok kardeşim. Yani bu tamam mı? Devam edelim. Sonra Cumartesi günü yine haftalık deneme yapabilirseniz çok güzel olur. Haftalık denemeler çok 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 tatlıdır. Sonra matematik 40, fen 40, paragraf 40 bunlar karışık. Tam matematikten karışık. Çarpanlar katlar olur, üstü ifade olur, karışık soru çözeceksin. Fenden karışık, paragraftan karışık. Kitap okumayı ihmal etmiyorsun. Pazar günlerine dinlenmeni veriyorum. Neden pazar günü dinlenmeleri veriyorum? Çünkü ailenle vakit geçirebilirsin, arkadaşlarına vakit geçirebilirsin, kendine vakit ayırabilirsin. Ama şunu diyebilirsin. Hocam ben pazar günde çalışmak istiyorum. Hafta içi bir gün seç. Mesela cuma günüyle pazar gününü değiştir veya çarşamba ile pazarı değiştir. Yani sen bilirsin ama genel yap olarak ben pazar günlerini size vermek istiyorum. Çünkü hafta içerisinde çok çalışıyorsunuz. İyi bir şekilde stres atmanız gerekiyor, yorgunluğunuzu azaltmanız gerekiyor. Bir böyle şarj olmanız gerekiyor. O yüzden pazar günlerini ben kendim adına şimdilik pazar günlerini dinlenme günü ilan ediyorum. Ama siz dediğim gibi yine bir problem olursa değiştirme ihtimaliniz olacaktır. Şimdi tam sayıların tam sayı kuvvetlerine artık üstü ifadelere geçiyorsunuz. 30 soru, kalıtım 30 soru, paragraf 40 soru bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonraki süreçte Üstün üstü 30 soru, kalıtım 30 soru, paragraf 40 soru, okul tekrar ve kitap okuma. Filimsiler 20 soru, bir kahraman doğru 20 soru, paragraf 40 soru. Üstü ifadelerde sıralama 25 soru. kadar inancı 30 soru, friendship 30 soru, paragraf 40 soru. Mutasyon ve motivasyonundan 25 soru çözüyoruz. Ondan sonra üst ifadelerle çarpma işlemine başladık. Mutasyon ve modifikasyondan tekrar soru çözüyoruz. Tekrar amaçlı paragraftan 20 okul tekrar yapıyorsun. Cuma bitiriyorsun. Yine cumartesi günü haftanın tüm tekrarı haftalık deneme yapman lazım. Matematik 50, fen 50, paragraf 40 deyip bu işi bitiriyorsunuz. Devamı 2 hafta sonra LGS ve Lise Hocam YouTube kanalında başlayacaktır. Yani Eylül ayını bu şekilde geçirdik. <laughs> Sonra Ekim ayında değerlendireceğiz. Bu şekilde planlama yapmaya devam edeceğiz. Bence planlama mükemmel oldu, mük oldu. Tüm konuları tek tek yani çözmen gereken hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde yazdım. Bu şekilde ayrıntılı plan yapabilen çok az kanal vardır. O yüzden e, bu kanalın arkadaşlar lütfen değerini bilin. Tamam mı? Yani gerçekten de çok emek veriyoruz. Çok koşturuyoruz, çok gayret ediyoruz. Hem size rehberlik yapmaya çalışıyoruz, hem planlama yapıyoruz, hem konu anlatmaya çalışıyoruz. Sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz sizleri seviyoruz. Bizler için önemlisiniz. İşte gidin o liselerde okuyun. iyi liselere gidin. iyi liselerde e, emek edin. Yani güzel kendinizi geliştirmeye çalışın. Bakın bazı insanlar bazı şeylere söyleyeceklerdir. Ya sen yapamazsın ki. Ya işte çalışmıyorsun ki. Ya şöyle de ya böyle de. Arkadaşlar sizler onlara kim olduğunuzu göstersenize. Yani Ayşe kimmiş onlara? Gösterin ya Ayşe'nin kim olduğunu. Ali'nin kim olduğunu gösterin. Fatma'nın kim olduğunu gösterin. Kurban olayım. Yani hani öyle vır 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 konuşanlar var ya böyle dır 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 konuşuyorsunuz. Konuşuyorlar. Onlara kim olduğunuzu gösterin. Başarmayla bak var ya en büyük şey biliyorsunuz başarılı olmak. Başarılı olduğunuzda bazıları o kadar çok çatlayacak ki böyle var ya. Diyecek ya of diyecek. Yani aslında yani başarı en güzel intikamdır bence. Yani başarılı olmaya çalışın arkadaşlar. O yüzden başarılı olacağız. İyi bir şekilde gayret edeceğiz. Koşturacağız. Ve biz gideceğiz o liseleri okuyacağız. Siz de size de yapamazsın edemezsin senden bir şey olmaz diyenlere öyle <laughs> güleceksiniz. Ve geçeceksiniz. Yolunuza bakacaksınız. Önünüze bakacaksınız. Başarı başarıyı doğurur diyeceğiz. Ve o liseleri kazanmanız dileğiyle diyeceğiz. Ve bu arada kandilmiş bugün. Kandiliniz de mübarek olsun. iyi ee, bir sene dua etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. güle güle güle. güle. güle.